Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Şaşırmayın, matematik anlatacağım. Sadece uzun kıvırcık arkadaşlarına bu sefer biraz daha hafiften göbekli, hafiften böyle alnı açılmış bir arkadaşımız var. Fizik hocamız dedi ki, Burak Hoca ben köklü sayılarda hata var yapıyorum. Mural Bey bize anlatır mısınız? Elbette ki lafımı bulur. Köklü sayılar. Köklü sayıları fizikte kullanıyor muyuz? Kullanıyoruz. Özellikle modern fizikte kullanıyoruz. Modern fizikte kullanıyoruz. Artık geometride çok fazla kullanıyoruz. Neler kullanıyoruz. Köklü sayılar bir işlem türüdür aslında. Yani sayı türüdür diyebiliriz. Bu sayılar arasındaki işlemleri çok iyi bilmemiz gerekiyor ki üniversite sınavlarında ya da ilerleyen matematiklerde hata yapmayalım. Temeli geometri. Tekrar söyleyelim. Geometrideki Pisagor bağıntısında çok fazla karşılaşıyoruz çünkü köklü sayılarla. Neyse, lafı çok uzatmayalım. Hemen köklü sayıların ne manaya geldiğini görelim. Karekök 36 demek. Aslında şuralarda gizli birer tane 2 vardır arkadaşlar. Onları söyleyeyim size. Eğer sayı yazmıyorsa 2 vardır. Ama sayı yazıyorsa o sayıyı o değer olarak değerlendireceğiz. Mesela karekök 36. 2 tane sayıyı, yani bir sayıyı kendisiyle 2 sefer çarparsak 36 oluyor. Kaçmış bu sayı acaba? Hangi sayıyı kendisiyle çarparsak 36 olur? 6 gibi duruyor sanki. 6 gibi durmuyor. Direktmen 6 diyebiliriz buna. Hangi sayıyı kendisiyle çarparsak 100 olur. 10. 10. Bir dakika ya. Yani eksi 10'u da kendisiyle çarparsak 100 olmaz mı? 100 olur. Peki niye eksi 10 demiyoruz da 10 diyoruz? Güzel. Eğer kökün derecesi çift ise hocam, şöyle bir şey var arkadaşlar. X elemanıdır pozitif olmak zorunda. Eğer kökün içerisi çift ise, kökün derecesi çift ise 2, 4, 6 hiç fark etmez. X pozitif bir sayı olmak zorunda ve dışarıya mutlaka ve mutlaka pozitif olarak çıkacaktır. Tamam mı? Eğer kökün derecesi tek ise içeride negatif sayı olabilir ve negatif sayı dışarıya negatif olarak çıkacak. Birazdan göstereceğiz zaten. Peki karekök 144. Hangi sayıyı kendisiyle çarparsak 144 12. olur? 12. Harikasınız. 169. 13. 1. 1. 0. 0. Heh. Şu kısmını bakın. Hocam çok önemli. Arkadaşlar siz dedikleriniz. Şöyle bir saniye durdunuz değil mi? Yani. Şöyle. Neden durdunuz? Ne geldi aklınıza? Hadi söyle, paylaş bizimle Burak. Çarpımları sıfır olması lazım ama yine dedik ki acaba bir şey var mı? Çünkü hani bir üzeri sıfır muhabbeti. Öğrenciler bir diye çıkartıyorlar değil bazen mi? Kök sıfır. Aynen. Kök sıfır bir değildir. Kök sıfır sıfırdır. Sıfırı kendisiyle çarparsan sıfır olur. Üstü peki, sayılardan düşünülüyor olabilir mi hocam? Bilmiyorum neden düşünüyorum. Neden? Ben direkt sıfır olabilirim. Karekök 0,49. Aa, bu rasyonel bir sayı. Eğer rasyonel sayıysa hemen şunu yapacaksınız. İlk önce 49 bölü 100. Şu hale çevireceksiniz. Bunu da çok sevgili Burak hocam. Kök 49, 49 bölü. Kök 100. Olarak düşünebiliriz. 7 bölü 10. 7 bölü 10. Yani 0,7. 0,7. Bana diyorsun sen gerek yok. Sen git. 0,7. Estağfurullah. Siz kalırım. O zaman 36 bölü 25'te direkt kök, olarak şunu düşünebilirim. Kök 36 bölü kök 25. Yani 6 bölü 5. Tebrikler. Maşallah. Allah nazardan saklasın. 1 artı 5 bölü 4. 3 bölü 2. Şimdi eğer... Arada artı eksi varsa şunu yapamıyorsunuz. Bakın çarpma ya da bölme olsun. Mesela 81 çarpı 16. Bunu siz kök 81 çarpı kök 16 olarak düşünebilirsiniz. Sıkıntı yok. Ama kök içerisinde 1 artı 5 bölü 4. Bunu siz gidip de kök 1 artı kök 5 bölü 4 diyemezsiniz. Sadece çarpma ve bölmede bunu yapabiliyorsunuz. Peki böyle bir durumda ne yapacaksınız? Payda eşitleyeceksiniz. 1 artı 5 bölü 4 İngilizce'de ders demek. 4 ile genişletirsek 4 artı 5 bölü 4'ten 9 bölü 4 olacaktır. Sevgili arkadaşlar, karekök 9 bölü 4, kök 9 bölü kök 4. Burak hocamızın da 10 saniye içinde hemen cevapladığı gibi 3 bölü 2. 25 çarpı 64 az önce söyledik. Ayrı ayrı düşünülebilir. 5 çarpı 8'den 40 yapar. 40 yapar evet. 16 çarpı 3. Kök 16, 6, 4 olarak çıkar ama 3 kök dışına çıkabilir mi? Çıkamaz. O zaman bu 4 kök 3 olur. Şimdi sayıların tamamı kök dışına daima çıkabilecek diye bir koşul yok. Bazen sayının bir kısmı kök içinde kalıyor. Aynen burada olduğu gibi. Çarpım konumunda 16 4'ün karesi hop dışarı çıkar ama 3 kaldı diye. Burada da mesela aynısı var ama daha da gizli. Aynen. O zaman sayının bir kısmı kök içerisinde kalacaksa ne kadarını kök dışına çıkartabilirim onu ben bulacağım. 72 hangi tam kare ile bir sayının çarpımıdır? 36 ile 2'nin çarpımı, öyle değil mi? Evet. 36 çarpı 2, 36 6 olarak çıkar, 2 kalır. 108, 36 çarpı 3, 3 değil mi? Doğrudur. 36 çarpı 3 olacak, o da 6 kök 3. Öğretmenim, efendim canım, ben 108'i göremedim. O zaman kankalama yapacağız. Aslında
2, 2, 2. 144. Mesela bir sayıyı karekök dışına çıkartırken hatırlamadan 144 kaçın karesiydi? Kankalama yöntemi kullanabiliyoruz. İzin verirseniz anlatabilir miyim? Tabii ki. Merak ediyorum kankalama. 144. Asal çarpanlarıyım mı bildiğimiz. Çocuklar biliyorlar. 2'ye bölelim. 72. 2'ye bölelim. 36. 18. 9. Hop 3. Doğru mu? Doğrudur. Şimdi hocam kural şu. Bu sayı kök dışına çıkacaksa 2 kişilik bilet tek bilet fiyatı oluyor aynen, yani bazen. Öyle. Burada kankası olan 2 kişi tek kişi yerine gidebilecek. Şunun kankası var mı? Yok. Yani var. Direkt 2 olacak. 2 olacak. Şunun da kankası aynen, var. Bu da 2. Bunun da kankası olacak. Var. 3. Hepsi kök dışına çıktı. 2 kere 2 4. 4 kere 3. 12. 12. Ama 108'e bakalım. Karekök 108. 2'ye bölelim. 54. 4. 2'ye bölelim. 27. 27. 3'e bölelim. 9. 3'e bölelim. 3. 3'e bölelim. 1. Kankası var. Var. Çıkabilir. Kankası var, çıkabilir. Kankası var mı? Yok. Kankası tekrar. Olmayanlar ne yazık ki sinemaya gidemiyor. 2 kere 3, 6. 6 karekök, 3 olacaktır. Var mı problem? Bence damsız giremez değil. Hayır kanka. Kök 7 bölü 16. Kök 7 bölü 16'yı yine kök 7 bölü kök 16 olarak düşünebilirim ama kök 7 çıkamaz. Evet. Kök 16 da 4'tür. Böyle kalabilir. Geldik küp kök 27'ye. Bu sefer... Hangi sayıyı 3 sefer gene. Kendisiyle çarparsan 27 olur? 3. 3. Ya da şöyle düşünebilir. 27 3'ün 3. kuvveti mi? Doğrudur. Hocam şu ikisi sadeleşebiliyor. O da kaç olarak çıkar? 3 üzeri 1. Mesela küp kök, pardon 5. dereceden eksi 32. 5. Eksi 32. 2 üzeri 5 yani eksi 2 üzeri 5'tir. Doğru mu? Şimdi geldik. Şunlar gider. Eksi 2 olarak çıkar. Amma ve lakin cümbürü cemaatin. Dördüncü dereceden karekök içerisinde eksi 3 üzeri 4 kaç olarak çıkar? Artı 3. Her şeyi biliyor lan sen niye geldin derse. Bunlar gider ama şu çift dereceli pardon. Çift kuvvet olduğu için mutlak değer içerisinde çıkacak. O da kaç olacaktır? Artı 3. Sen ayak mı yapıyordun lan bana ben geleyim diye? Hocam şimdi çocuklar beni biyoloji videolarında gördüler. Ağzım açık bakıyorum hiçbir şey cevaplayamıyorum. Dedim fırsat bu fırsat. Matematikte girdik işin içine. Yoksa adım çıkacak. Bu fizikten başka hiçbir şey bilmiyordum. Ben seni problemlerde de bekliyorum. Peki. 6 artı 5. Köklü sayılarda direktmana toplama yoktur. Evet. Yani gidip de kök 2 artı kök 3 eşittir kök 5 diyemezsiniz. Kök 2 artı kök 3 neye eşittir? Hiçbir şeye. Böyle kalır. Aynı burada olduğu gibi kök 6 artı kök 5 ne yazık ki aynen kalacak. Bir değişikliği yapamıyoruz ona. Aynen kal. Ama bu, bu dikkat edin. Aynı kök. Köklerin içleri aynı mı? Aynı. Dereceleri aynı mı? Aynı. O zaman şöyle bir genellemeye gidebilir miyiz? Köklü sayılarda köklerin içleri ve mesela şurada olduğu gibi içleri ve dereceleri aynıysa toplanabilir. Aynı elmaları toplamak gibi. 3 elma burada, 1 elma burada. Kaç elma? 4. Elma değil ki bu kök 7. Tamam bu iğrençti bunu kabul ediyorum. Peki kök 5, 3 kök 5. 4 kök 5 olacaktır. Peki bu. 25 çarpı 3 diye aklıma gelir. Yani 5 kök 3 olur acaba. Vay 25 çarpı 3 diye bunu düşünüyorsun. Hayır. 25 5 olarak çıkar. 5 kare kök 3. Eksi kare kök 3 buradan. Gene 5 elmadan 1 elmayı çıkardın. 4 kök 3 olacaktır. Ancak köklü sayılarda çarpmayı direkt yapabiliyoruz. Evet. Köklerin derecelerinin aynı eşit olması yeterli. Kök 5 ile kök 3'ü çarptığımızda nedir? Kök 15. Kök 15. Ama ne dedik? Dereceleri eşit olmalı. Peki burada dereceler eşit mi? O zaman eşitleyelim. Nasıl eşitlenir? Arkadaşlar kökleri dereceleri şöyle eşitlenebilir. Bakın. 3. Pardon karekök değil mi bu? 6. Bunun derecesi kaç hocam? 3. Diğerinin derecesi? 2. 3 ile 2 kaçta eşitlenir? 6. 6'da. Şuraya gizli bir tane 2'yi yazalım. Ve diyelim ki şunu 2 ile genişleteceğim. Tamam. Bakın bunu 2 ile genişletiyorsanız şunun üzerindeki 1'i de 2 ile çarparsınız. Yani 9 olacak. Şunu 3 ile genişleteceğim. Şunun üstü de 3 ile çarpılır. Yani şu 6. dereceden 3 üzeri 2. Şu da 6. dereceden 6 üzeri 3 oldu. Dolayısıyla cevap 6. dereceden 9 çarpı 216 olacaktır. Artık kaçsa bu. Kök dışına çıkamadığı için devam etmiyorum. Anlaştık mı? Köklü sayılarda çarpma yapmak için derecelerini eşitlemeniz gerekiyor. Derecelerini eşitlemezseniz bu ne çıktı şimdi? 9 çarpı 216. Eğer derecelerini eşitlemezseniz sonuca ulaşamazsınız. Peki. 2 kök 5 çarpı 3 kök 5.
köklü sayılarda çarpma yaparken hocam kaç sayılar varsa dikkat etmeniz gereken şey kaç sayılar bir çarpılır, hı hı. kökler bir çarpılır. Yani tam sayıyla tam sayı ya da rasyonel sayıyla rasyonel sayı, köklü sayıyla köklü sayı. 2 kere 3? 6. Kök 5 ile kök 5'in çarpımı? Kök 25. Kök 25 o da 5'tir zaten 30. O zaman hemen şunu da söyleyelim burada. Mesela kök 5 çarpı kök 5 kaçtır? 5'tir değil mi? Hı-hı. Kök 3 çarpı kök 3 kaçtır? 3'tür. 3'tür. Bu şekilde düşünülebilir. Ayrıyeten bunlar için işlem yapmanıza gerek yok. Bir köklü sayıyı yine kendisiyle çarparsanız kökten kurtarırsınız. Hadi Burak hocam bunu sen yapacaksın. Hazır mısın? Hazır. Heyecanlı mısın? Hem de nasıl? Kesin bir sıkıntı var burada. Yani senin heyecanlı halin, sevinçli halin, üzgün halin. Hepsi değil. Aynı. Çok heyecanlıyım. Bunu 2 ile çarptım. Çok üzgünüm. Burası 2 olacak. Çok yorgunum. Bunu 3 ile çarptım. Öldük. Burası 3 olacak. Burada bir gizli 2 vardı. Kök 6, 9 çarpı 8. 6. dereceden kök 72. Çok hızlı gittiniz. Hızlı gidersiniz. Şimdi bakın. Burada gizli bir tane 2 var. Bunu 2 ile 2 ile. Bunu 3 ile 3 ile genişletiyoruz. Burak hocamızın dediği gibi 6. dereceden bu 9 olacak. Bu da 8. Ben de aynı yaptım gerçi. 72. Peki köklü sayılarda en güzel çarpma dağılma özelliğiyle olan çarpmadır. Ve dağılma özelliğinde eğer ikisi birbirinin eşleneği ise biri artı biri eksi ise çok güzel şeyler oluyor. Hemen bakalım neler olduğuna. İlk önce normal yöntemini öğretelim ki ezberlemiş olmayın. Kök 3 ile kök 3'ün çarpımı kök 9. Kök 3 ile eksi kök... Kök 3 ile eksi kök 2... Benden iyi yaparsın diye. Kök 6. Kök 2 ile kök 3'ün çarpımı artı kök 6. Kök 2 ile eksi kök 2'nin çarpımı eksi kök 4 diyelim. Hı hı. 3 eksi kök 6 artı kök 6 eksi 2. Hopacık hopacık 3 eksi 2'den 1. Eğer iki ifade birbirinin eşleniği ise... Hani şu kural vardır ya, A artı B ile A eksi B'nin çarpımı nedir Burak hocam? A kare eksi B karedir değil mi? Kare o zaman kare. Birincinin karesi, kök 3'ün karesi eksi ikincinin karesi tamam. olacaktır. O da kaçtır? 1'dir. Eşlenik ifadeler çarpılacak. Tamam. Ve geldik köklü sayılarda bölmeye. Köklü sayılarda bölme yapmak için eğer paydada tek bir tane köklü ifade varsa ifadeyi o kökten kurtarmak için kendisiyle çarparsınız. Neden? ÖSYM genellikle paydasında köklü olan ifadeleri bıraktırmaz. Okulda öğretmenler de der ki oğlum paydası onun rasyonel olsun, köklü olmasın der. O yüzden böyle yapıyoruz. Bu halde payda eşitlemek, paydayı genişletmek, kesri genişletmek. 6 kere kök 3, 6 kök 3. Kök 3 kere kök 3, 3. 6 ile 3'ü sadeleşirsek yanıt 2 kök 3 olur. Peki tamam, paydada bir tane köklü ifade varsa böyle. Peki paydada köklü 2 ya da daha fazla, ki daha fazlası biraz abartı olur, ifade varsa o zaman ne yapacağız Burak hocam? Kendisiyle mi çarpacağız? Hayır. Ne yapacağız? Eşleneğiyle çarpacağız. Eşleneğiyle çarpacağız. Eşleneğiyle çarpacağız. Kök 5 artı kök 3 ile. Yukarıda ilk etapta dağıtmayın. Neden? Genellikle sadeleşmeler çıkar çünkü. 2 çarpı kök 5 artı kök 3 bölü. Peki aşağısı 2 kare farkı olmayacak Doğrudur. Mı? 5 eksi 3 yani? 2. Hopacık hopacık içi dolu turşucuk. Kök 5 artı kök 3. Peki her zaman hani burada 2 denk geldiği için. Yani. Ha, her zaman sadeleşir mi? Hadi bakalım. Yok, her zaman hani eşleneği mi çıkar diye soracak. Her zaman eşleneğiyle çarpacaksın bak. Yoksa yok yok, sonuç eşleneğiyle çıkar mı diye sordum da muhtemelen yok, çıkmaz. Çıkmaz. Nedenini gösterelim. Mesela 8 bölü 2 kök 3 eksi ne diyelim? 3. Böyle bir ifade. Absürt bir ifade değil mi? Neyle çarpmamız lazım? 2 kök 3 artı 3. Yukarısı 8 çarpı 2 kök 3 artı 3 olacak. Hı hı. Aşağısı 2 kök 3'ün karesi yani 4 kök 9 12 mi olur? Hı hı. Eksi 9. Velhasıl kelam 8 2 kök 3 artı 3 bölü 3. Öyle değil mi? Hiç alakası olmayan bir ifade. Öğrendim. Güzel.